geldik. Şu özel okullara bakalım. Özel okullarda biliyorsunuz %65 zam geldi. Biz bunun takipçisiyiz. İlk günden itibaren ve daha zam oranları açıklanmadan bakın dedik, insanları karşı karşıya getireceksiniz. Önümüzdeki sezon çok daha fazla insanlar karşı karşıya gelecekler. Sadece özel okullarda değil, ev sahibi kiracı ilişkilerinde de böyle kavgalar yaşanacak. Çünkü ekonomik sorun, bu iki ekonomik sorun toplumsal sorun haline geldi. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı, bizim de yaptığımız yayınların çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz gündemden düşürmedik. Şimdi de gündemden düşürmeyeceğiz. Bundan sonra da gündemden düşürmeyeceğiz. Onu size söyleyeyim. %65 özel okullara zam yapılmıştı. Şimdi bunu Ahmet de, Özgür de gerçekten yakından takip ediyorlar. Çünkü çocukları özel okula gidiyor. Ve %65 zam geldi. Öyle çok aileler var. Şimdi özel okullar ne yapıyor? %65 zamı yetersiz gördü. Ama kurnazlık yapıyorlar. Hem de büyük kurnazlık yapıyorlar. Hiçbirinizi ayırmıyorum özel okulların sahipleri, patronları veya vakıf okulları. %65 zamı dediler ki nasıl biz bunu delebiliriz? Ve işte ne bileyim bir takım harcamalar, işte ne bileyim sosyal etkinlikler vesaire, genel giderler, yemek parası, kitap parası diye diye böyle kalemler uydurdular kafalarından. Ve o kalemlere şu kadar zam. Bu kalemlere bu kadar zam. Ya geçen gün bir arkadaşım aradı, bunu da burada paylaştım. %400 yemek zam yapılır mı özel okulun yemek parası %400 oranında zamlan. İnsaf ya, bu vicdansızlıktır. Ve tabii haklısın, oraya da geleceğim Özgür. Yani sorun sistemde, bunu denetleyemeyen sistemde, en büyük sosyal adaletsizlik olan eğitim sosyal adaletsizliğinde bizleri özel okullara yönlendiren sistemde. Ondan sonra da patronlara kızıyoruz, okulların sahipleri. Ama önce sisteme kızmak gerekiyor, ardından da tabii ki patronlara da kızmak gerekiyor. Şimdi burada, kime teşekkür edeyim? Sağ ol, eksik olma Alev Hanım, yapmış olduğunuz bağış için çok teşekkür ediyorum. 220 liralık bağışta bulundu. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Bu şekilde ancak ayakta kalabiliyoruz bizler de. Ve şimdi Milli Eğitim Bakanlığı adım attı. Ne yaptı? Tabii bu gelen tepkiler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı dedi ki kayıt sözleşmesi dışında bir kalem tespit edilirse kademeli para cezası vereceğiz okullara dedi. Yani bu bence danışıklı dövüş, bakın onu size söyleyeyim. Samimi değil Milli Eğitim Bakanlığı, sadece hani gaz almak denir ya amiyane tabirle, velilerin gazı alınıyor şu anda. Kontrol falan yapmayacaklar veya öyle kayıt dışı. Milli Eğitim Bakanlığı haberi yok mu ya bundan? Ha? Bana şikayetler geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayetler gitmiyor mudur Allah aşkına, sorarım size. Kimin aklıyla dalga geçiyorsunuz ya siz? Yani sanki bunun uzayda yaşayan bir Milli Eğitim Bakanlığı var veya Milli Eğitim Bakanı var. Bunun farkında değil. Şimdi farkına vardı. Ya dedi, biz arkadaş kayıt dışında eğer böyle bir kalem olursa, tespit edilirse ceza. O kayıtlar çoktan var. Sayın Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Sayın Bakan, yıllardır var. Şimdi o gaz alınmak isteniyor. Samimi değiller. Ha yine de %1 de olsa onlara bir samimiyet payı bırakıyor. Vicdanen. Ama bunun devamı gelmeyecek. Ha biz bunun devamını getireceğiz. Sizlerden bir ricam var. Lütfen. Okulunuzda bu açıklamanın sonrasında, dün yapıldı bu açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, lütfen eğer kayıt sözleşmesi dışında sizlerden ekstra bir para alınıyorsa lütfen bize bildirin. YouTube'dan yazın, işte bizim işbirliği@fatihportakal.com adresi var, oraya yazın. Ben bunları okuyayım buradan. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarına da söyleyeyim, ben tweet atayım ya bununla ilgili, her bir isim vermeden bunun tweetini de söyleyiverin, sizlerle paylaşayım veya ne bileyim Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşayım, harekete geçirelim. Ben takipçisi olacağım ve göreceğiz bakalım Milli Eğitim Bakanlığı bu sözünde ne kadar samimi, ne kadar değil, göreceğiz. Selim Bey 10 TL'lik bir yardımda bulundu. Size de çok çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın, sağ olun. Şimdi burada dün Twitter çok hareketliydi. Bahçeşehir okullarını biliyorsunuz. Sahibi Enver Yüce. Şimdi burada şaşırdım ama yani gerçek okurken şaşırdım. Öğretmen maaşları asgari ücretin sadece 4 TL üstündeymiş, biliyor musunuz? 8506 lira asgari ücret ve siz öğretmene bu asgari ücret, öğretmen diyoruz ya, yıllarca dirsek çürütmüş insanlardan, okumuş insanlardan ve yeni nesili,
yetiştirecek olan insanlardan, yetiştirmekte olan insanlardan bahsediyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi okulunun sahibi Enver Yüksel çalışanına, öğretmenine asgari ücretin sadece 4 TL. Sadece 4 TL ya, 4 TL. 8506 lira yerine 8510 lira para veriyor. Ya dalga mı geçiyorsunuz siz Enver Bey ya bu insanlarla? Dalga mı geçiyorsunuz? Hakaret mi ediyorsunuz siz bu insanlara? Hakaret ediyorsunuz Enver Bey. Ve çok enteresandır. Enver Bey'in şöyle bir geçmişine baktım. Google'a girip öğretmen kökenli. Öğretmen kökenli bir insan meslektaşına nasıl yapar bu haksızlığı? Nasıl yapar bu vicdansızlığı ya? Bahçeşehir Üniversitesi yetkilileri ve başta Enver Bey olmak üzere genel müdürü. Söz hakkınızı kullanabilirsiniz. Yok arkadaş öyle değildi bu, böyleydi diyebilirsiniz. Sizi aynı oranda, aynı sürede yayınıma alırım. Cevap hakkı da tanırım. Ama arzu ederseniz oradan bağlanmak isteyen öğretmenler varsa da onları da alırım. O yüzden işte sosyal medyada yayın yapmanın güzelliği bu. YouTube'da güzellik bu. Yani geleneksel medyada bunu yapmak istediğinizde oradan telefonlar gelir, buradan telefon al, söylemek istersin, söyleyemezsin, o olur, bu olur. Ve siz buranızda düğümlenir kalır. Şimdi bak, kimseye bağlı, bağlantısız da değilsin. Hiçbir şey de seni de bağlamıyor, etmiyor. Ve bu şekilde sen bunları dile getiriyorsun. Ayıptır, günahtır. Ya ben olsam devletin yerine ne yaparım? Bunu bulmak çok kolay ya. Şimdi okullara bakarım. Bahçeşehir'den gidiyoruz o üniversiteden veya okuldan veya özel okullardan. Bakarım kaç şubesi var, her yerde mi, nasıl okullar. Ardından öğretmenlerin maaşına bakarım. Çalışanlarının maaşına bakarım. Tamam mı? Velilerden ne kadar toplanmış? Hepsi dijital ortamda var. Bir de ondan sonra ne yaparım biliyor musunuz? Giderim o patronun yaşantısına bakarım. Nasıl yaşıyor bu arkadaş diye. Katlarda, yatlarda mı yaşıyor, oralarda, buralarda mı yaşıyor, yurt içinde, yurt dışında mı yaşıyor, nasıl yaşıyor? Bir de ona bakarım. Ha, arada bir adaletsizlik görürsem eğer, bir eşitsizlik görürsem eğer, vicdanen ve madden bir suistimal görürsem eğer, gel derim o zaman Ahmet Bey, Mehmet Bey, Ayşe Hanım, Fatih Bey, gel bunun hesabını ver. Sen burada öğretmenine, çalışanına ızdırap çektiriyorsun ama diğer taraftan, bir elin yağda, bir elin balda yaşıyorsun. Şimdi bir bakalım, ona da bakalım. Güzel bir mesaj dedi. Bir bakalım. Yaman Bey diyor ki, Hatay'dan yazıyorum. Kuzenim Bahçeşehir'de öğretmen. 5000 TL maaş alıyor. Çok güzel. Buna da verecek bir cevabınız var mı? Özel okullar. Şimdi Bahçeşehir'den gidiyor. Diğerleri de bundan farklı değil ha. Hepsi aynı bunların. Hepsi aynı bunların arkadaşlar. Doğası, muası, osubus. Hepsi. Ne bu? Bakayım. Kaan Sekban. Konu buradan çıktı. Bahçeşehir Koleji öğretmenleri maaşlarının asgari ücretten yaptığını söyleyerek isyan ediyor. Velilerden dünyanın parasını alan bir grubun öğretmenlere bunu reva görmesi kabul edilemez. Enver Yücel de diyor ki 22 bin çalışan öğretmeniniz var. Asgari de var. Devletin 3 katı da var. Bu böyle bir savunma yapıyor kendisi. Çok tebrikler ya. Öğretmene asgari ücret, asgari de var diyor. Kabul ediyor. İtiraf ediyor kendi ağzıyla ve bu insan utanır ya gerçekten. Yani bu parayı dirsek çürütmüş bir öğretmene bu parayı veriyorum demek bile bir yüz kızartıcı bir meseledir ki bunu diyen kişi bir öğretmen kökenli, öğretmenlikten gelmiş, bunun eğitimini almış bir insandan bahsediyoruz. İşte Türkiye'de durum maalesef bu. Bak abi yaşantılara, ona göre de devlet olarak bunun kontrolünü yapman aslında o kadar kolay ki maalesef yapamıyoruz. Şimdi faizlere şöyle bir bakalım. Artık KKM'de faiz sınırlaması kaldırıldı. Tekrar KKM'ye bir kur korumalı mevduat, oraya yönelme olabilir dövizi dizginleyebilmek için. Bu da önemli bence. Dün daha size söyledim, %30'lara geldi mevduat faizi. Ticari faiz %14-15'lerde, istediği kadar Sayın Cumhurbaşkanı %9 daha da indireceğiz desin. Ona bakmıyor, Erdoğan'ın dediğine bakmıyor. Neye bakıyor? Bunun baktığı piyasanın dengesi. Piyasa dengesini bir şekilde buluyor. EYT ile ilgili yazanlar var. EYT'de durum nedir diye. Vallahi salı günü meclise geliyor. Maddelere dikkat edin. Arkadaşlar bu iltidar beni hiçbir zaman yanıltmıyor. Bakın bu Milli Eğitim Bakanlığı da bunun devamını getirmeyecek. Sadece velilerin gazını almak için. EYT'de de benzer şeyler oldu. İşte güzellikle sundular ettiler. Ama maddelere lütfen dikkat edin. Şimdi bu prim gün sayısına kademe getirdiler. Herkes 5000 gün sayısını beklerken şimdi 5000 ile 5975 arası denmeye başladı. Caner Bey teşekkür ediyorum, sağ olun. Eğitimin bir değeri olmayan toplumlar fakirliğe kaildir demiş. 10 TL'lik de 10 dolarlık da bir yardımda bulunmuş bizlere.
Söyledikten sonra çok fazla gelmeye başladı değil mi Özgür? Tabii geliyor. Sen koyar mısın Özgür lütfen bunları? Ben bunları okuyayım da Milli Eğitim Bakanlığı da bunları dikkate alır mı almaz mı göreceğiz. Diyarbakır'da radikal okulları asgari ücretin altında bile veriyor. Bilmiyorum Allah aşkına. Devlet bunu, he, Batman'dan yazıyorum. Kardeşim 7500 TL alıyor. İngilizce öğretmeni Fatih Bey demiş. Ya bunu bilmiyor mu devlet? Bunu Erdoğan hükümeti bilmiyor mu? Yani tüm fertlerin hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen Erdoğan hükümeti bunu bilmiyor. Bak bir tane daha koyuyoruz. Bir tane daha koyuyoruz. Bitmedi daha. Geliyor. Bahçeşehir'de asgari üstü alanlar sadece müdür ve yabancı uyruklu öğretmenler. Yabancı uyruklu öğretmenler Türk parasına çalışmaz ki zaten. Onlar dolara çalışıyordur. Ben size söyleyeyim. TL'ye çalışır mı adam? Çalışmaz hayatta. Dünya kadar da para veriyor. Verilsin. Çocuklarımızın eğitimi için. Çünkü aileler o kolejlere gönderiyorlar. Çocuklar iyi eğitim alsın diye. Ama tabii ki maalesef kontrol olmadığı için, kontrol mekanizması da olmadığı için bunlar böyle insanlar mağdur oluyor ülkemizde. Ondan sonra da ülkede tüm fertler hayallerini gerçekleştiriyorlar diye kocaman bir yalan ortaya. Masanın üstüne bırakılıyor. Ama ben yemem. Birçok insan da yemiyor bunu. Onu da size söyleyeyim.